Dün İngiltere'den çıkan virüs mutasyonu uğradı ve yayılma hızı %70'ler oranında arttı haberi tüm piyasalara bomba gibi düştü. Hem Avrupa borsalarında hem Türkiye'de ciddi satış baskısının oluşmasını beraberinde getirdi. Amerikan futurelarında yani vadelilerinde de yine %5'e varan oranlarda satış baskısı olduğunu görüyoruz. Amerikan borsaları açıldığı an itibarıyla da bu satışların Amerikan borsasına yansımasını bekliyorum arkadaşlar. Anlayacağınız sanki 2020 20'nin başına dönmüş durumdayız. Virüsün ilk ortaya çıktığı dönemlerdeki gibi bir satış baskısı oluşmaya başladı borsalarda. Altın onsu 1900 doların üzerine çıktı. Bir miktar geriledi hatta 1855 dolar seviyesine kadar düştü. Sonrasında tekrar kendisini toparladı. Şu anda 1880 dolarlar civarında geziniyor. Ancak altın ons fiyatının rekor üzerine rekor denemeye başladığını hep birlikte göreceğiz. Dünkü videomda da bahsetmiştim dolar endeksinin de çok hızlı bir şekilde 90'ın üzerine çıkacağını, daha sonraki süreçte 95 ve 100 denemelerini yapabileceğini sizlerle paylaşmıştım. Dolar da altın gibi güvenli liman olarak görülüyor böyle dönemlerde ve dolar endeksindeki yükseliş eğilimi hızlanıyor. Bir başka ayrıntı sterlinde çok sert bir düşüş olabileceğini, keza euro dolar paritesinde de düşüş eğiliminin başlayabileceğini sizlerle paylaşmıştım. O cephede de yine düşüş eğiliminin hızlandığını görüyoruz. Türkiye'de de bugün 7 70 seviyesine kadar yükseldi dolar. Bir miktar geri çekildi. Şu sıralarda 7.68'den işlem görüyor. Bütün bu verileri paylaştıktan sonra bundan sonraki süreçte koronavirüsün yeni türü yani mutasyona uğramış hali piyasaları nasıl etkileyebilir? Tekrar başa mı döndük acaba sorusunun cevabını vermeye çalışacağım sizlere. Eğer ki başa döndüysek 2020'nin başındaki gibi sert hareketler piyasada görülmeye başlanırsa tüm ekonomiler kapanırsa bunun etkileri ne olur onu da sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Öncelikle rakamlara şöyle bir bakalım. 137 bin seviyesine kadar gevşemiş bir borsa endeksi görüyoruz. Türkiye'de %2.08'lik bir kayıp söz konusu. Dolar 7.68.33. Euro 9.34 seviyesinde. Euro dolar paritesi 1.21.70 seviyesinde. Faiz 14.69. Altın nonsu 1.878 dolarda. Brent petrol 50 dolar 42 sent civarında. %3.52'lik bir kayıp var. Bugün %5'in üzerinde kayıplar vardı. Bir miktar kendisini toparladı. Bu toparlanma gerçekçi değil. Petrol üzerinde çok ciddi bir satış baskısı olacağını göreceğiz. Keza altının onsunda da yeni rekor denemeleri olduğunu göreceğiz. Çok yakın zaman içerisinde 2000 doların üzerine çıktığını ve 2080 doları zorlamaya başladığını göreceğiz. Çünkü bu olay çok ciddi bir olay. Bütün dünya da ciddiye alınıyor. Nedir gelişmeler? Onlara kısa kısa bir göz atalım. Yeni tür koronavirüsle ilgili haber geldikten sonra Avrupa Birliği acil bir toplantı tertip etti hemen. Bütün Avrupa ülkeleri şu anda tam kapanmayı tartışıyorlar. Nitekim Hollanda, İngiltere gibi ülkelerde zaten tam kapanmayla ilgili adımlar atıldı. Türkiye, Hollanda, Güney Afrika gibi ülkelerle uçuşu durdurdu. İngiltere'de dahil tabi buna. Bir kere bulaşıcılığın arttığı kesin. Yani oranında bir artış hızına sahip olduğu kesin. Ölümcüllüğünün artıp artmadığı konusunda net bir fikre sahip değiller. Temkinli olarak aşı bu işe yarayacak. Mutasyona uğramış koronaya da karşı önlem alabilir açıklamaları gelse de bu açıklamaların zayıf olduğunu görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü mesela doğrulamıyor bunu. Net olarak evet mevcut aşılar mutasyona uğramış korona virüse bir çare olabilir diyemiyor ve bu nedenle de Avrupa'ya çağrıda bulunuyor. Bir an önce sıkılaştırma önlemleri alın mutlaka kapanın insanlara daha hızlı bulaşmasın önüne geçin yoksa ölümlerle baş edemeyebilirsiniz diyor. Diğer taraftan yine Dünya Sağlık Örgütü hız ve tedavi sorununda olup olamayacağı konusunda net cevaplar vermiyor. Uzmanlar da net cevaplar veremiyor. Şimdi bütün bu tablo bize şunu gösteriyor. Önümüzdeki günlerde Avrupa ekonomileri çok hızlı bir şekilde kapanacak. Avrupa sınırlarını bütün ülkelerle kapatacak ve bütün ülkelerde Avrupa ile olan sınırlarını bir an önce kapatmaya çalışacaklar. Çünkü görünen o ki sadece Hollanda, Danimarka, Avusturya ya da İngiltere gibi ülkelerle sınırlı kalmayacak. Avrupa'nın pek çok ülkesinde baş gösterecek. Buradaki ölümcüllük meselesine bakılıyor. Eğer ki mutasyona uğrayan virüs ölümcüllüğünü de arttırmışsa ve aşıların tedavi etme ihtimalleri de azalır ise bu konuyla ilgili haberler gelir ise ki gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar, o zaman Bees. Biz... 2020'nin başından çok daha sıkıntılı bir sürece girebiliriz. Avrupa ülkelerindeki sınır kapatmalar, Avrupa ülkelerindeki ekonomik kapanmalar işin çok daha büyük boyutlara varmasını beraberinde getirebilir. Tüm dünya sağlık problemi dışında büyük bir ekonomik bunalıma doğru da sürüklenebilir. İthalatın, ihracatın tamamen durması, dış ticaretin tamamen durması, bütün ülkelerde kıtlık ekonomilerinin baş göstermesi anlamına geliyor bu durum. Herkes bir anda paniklediği panikledi. Avrupa Birliği ülkeleri acilen bir araya geldiler. Toplantılar düzenlediler. Amerika da bu olayı çok yakından takip ediyor. Amerika bir başka adım daha attı. Zaten bu yeni tip koronavirüsle ilgili ya da mutasyona uğramış koronavirüsle ilgili olmayan bir süreçti. Biliyorsunuz yakın zamana kadar teşvik meselesi konuşuluyordu. 900 milyar dolar civarında bir teşvik konusunda uzlaşılmaya çalışılıyordu. Şunu da altını çizelim. Bu öncü bir teşvik. Önümüzdeki dönemde özellikle Biden koltuğa oturmasıyla birlikte 3 trilyon dolarla 5 trilyon dolar arasında yeni teşvik paketlerinin açıklanacağını zaten biliyoruz. Onun öncesinde bir an önce yaraları sarabilmek adına Amerika'da 900 milyar dolarlık bir teşvik paketi üzerine konuşuluyordu. Uzlaşıldı. Bugün oylanacak ve muhtemelen de geçecek. Çünkü hem cumhuriyetçiler hem demokratlar bu pakete destek veriyorlar arkadaşlar. Bu da yine altın fiyatlarının yükselişini tetikleyecek konulardan birisi olacak. Bakın altın fiyatları çok hızlı yükselecek diyordum. Bu seviyelerden topluyorlar diyordum. aşağı haberleriyle ilgili beklentiler bozulabilir diyordum. Korona ile ilgili gelişmeler sıkıntıya girebilir diyordum. Ve nitekim gördüğünüz gibi bu tablo şu anda karşımıza çıkmış durumda. Önümüzdeki dönemde risk ortamı her geçen gün biraz daha artacak. Risk ortamının artması insanların tasarruf eğilimlerini hızlandırmasını beraberinde getirecek. Teşviklerle gelen her parada tasarrufa yönelmeye devam devam edecek insanların umutları kırıldığı için yani bu işin kolay kolay atlatılamayacağının görüldüğü için güvenli limanlara akış hızlanacak. Nedir güvenli limanlar arkadaşlar? Öncelikle şunu belirtelim. Cash olan, nakit olan limanlar yani nakit ve cash önümüzdeki dönemde çok daha değerli hale gelecek ve kral olacak. Altına ve dolara hücum başlayacak. Dolar endeksinin çok hızlı bir şekilde 100 seviyesine hatta üzerine doğru gittiğini tekrar göreceğiz. 2000 yılının başında olduğu gibi. Çünkü böyle dönemlerde doların güvenli liman olma özelliği daha çok ön plana çıkıyor. Altına olan eğiliminin artmasıyla birlikte altın fiyatlarının da ons bazında söylüyorum. 2080 doları çok hızlı bir şekilde kırıp 2300 hedefine doğru yöneldiğini göreceğiz. Koronavirüsün mutasyona uğramış olması da sıkıntıların daha da büyümesini beraberinde getirecek bunu özellikle belirtmek istiyorum. Koronavirüs tüm dünyayı bu şekilde sarmışken ve ekonomileri tehdit ederken talepte çok ciddi daralmalar yaşanırken ve bütün dünyada faizler indirilirken Türkiye'de ise tam tersi bir tablo var. Ne yazık ki Türkiye ekonomisi bu salgına ne yazık ki büyük bir krizle yakalandığı için ve bu kriz sürecinde de durumu doğru düzgün yönetemediği için arka arkaya Merkez Bankası rezervlerini boşaltarak kuru baskılamaya devam ettiği için geldiğimiz nokta burası NATO kafa NATO o mermer derler ya aynı kafa aynı şekilde devam ediyor. Kuru baskılamayı her şeyin üzerinde görmeye devam eden bir ekonomi yönetimi var. Hem Merkez Bankası hem hükümet her ikisi de aynı kafada arkadaşlar. Faizleri yükselterek kuru baskılayabileceklerini sanıyorlar ya da kuru döviz satarak baskılayabileceklerini sanıyorlar. Her ikisi de bu ülkeye büyük zarar vermeye devam ediyor. Sanayici üretici, çiftçi yüksek faiz ortamında eziliyor. Firmalar batma noktasına gelmiş durumda durumda hatta pek çoğu batmış durumda. Ve biz bu koşullar içerisinde bütün dünya faizleri indirirken ya da sabit tutarken bir şekilde piyasasını canlandırmaya, insanlarını ayakta tutmaya, sektörlerini ayakta tutmaya çalışırken sektörlerimizi, insanlarımızı, üreticilerimizi, çiftçimizi batırmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz. Ve bunu gören yabancılar da Türkiye'ye olabildiğince gel gel yapmaya devam ediyorlar. Bakın Doğuca Bank 250 bas puanlık bir faiz arttırımı yapması gerekiyor diyor Türkiye'nin. Citibank yine 200 bas puanlık bir faiz arttırımı bekliyor. Türkiye'deki beklenti genel ortalamasına yani medyanına baktığımızda da 150 bas puanlık bir faiz arttırımı bekleniyor. Yani %16,5 ile %17,5 aralığında bir faize yöneltiyorlar bizi. Merkez Bankası bir miktar daha faiz arttırdığında yani 150 bas puan ya da 250 bas puan fark etmez. Bu faizi yükseltmiş olmasına rağmen döviz kurları düşmeyecek ne dolar ne euro ne sterlin düşmeyecek Aksine yükseliş eğilimini hızlandıracak. Çünkü kırılganlıklar artacak ve devalüasyonist etki de artacak. Çünkü arkadaşlar Türkiye'de atacak mermi kalmadı. Her şeyi bir kenara bıraktım. Merkez Bankası rezervleriniz eksi 50 milyar dolar ise hem yabancılar hem yerliler döviz talep etmeye devam ediyorlar ise ve büyük bir döviz kıtlığı yaşanılıyorsa bu döviz kıtlığını karşılayacak paranız yoksa kasanızda biraz önce söylediğim o Merkez Bankası rezervi hazine boşaltmıyor almışsa bütçeniz büyük bir açık veriyorsa siz bu işi sadece faizi yükselterek tutamazsınız dengeleyemezsiniz arkadaşlar bir tarafta yüksek faiz ortamı öbür tarafta yüksek kur ortamına girersiniz ne uğradığınız şaşırırsınız her ikisinin birleşimi de Türkiye'yi korkunç bir enflasyonist ortama sürükler firma batıkları arka arkaya gelir firma batıkları bankacılık sistemini köşeye sıkıştırır banka batıkları kontrolsüzce artar bu büyük bir finansal krizi ekonomik krizi ve sonrasında da ciddi bir ekonomik bunalımı işaret eder. Bütün dünyanın tersine hareket etmek bizim hiçbir işimize yaramayacak. Sadece Türkiye ekonomisini büyük bir darboğaza sürüklüyorlar. Başka da hiçbir şey yapılmıyor. Peki ne yapılmalı? Merkez Bankası bekleyip görmeli. Bunu geçen ayda söyledim, bu ayda söylüyorum. Enflasyon yükselecek. Bunun önüne geçme ihtimalimiz yok. Kur yükselecek. Bunun da önüne geçme ihtimalimiz yok. O zaman bir şeyleri feda etmek zorundasınız. Madem enflasyon ve kur biz ne yaparsak yapalım yükseliyor. En azından faiz ortamınızı düşük tutacaksınız. Bu sayede reel sektörünüzün ayakta kalmasını sağlayacaksınız. Bu kadar kritik bir ortamda. İşsizliğinizin daha da artmasının önüne geçmeye çalışacaksınız. Ama siz bunun tersini yapıyorsunuz. Hala aynı hataları yaparak doğru bir sonuca ulaşmaya çalışıyorsunuz. Mümkün değil. Tüm bu koşullar içerisinde peki rakamlar ne oldu ne olacak sorusuna bakalım. Borsa 137 bin seviyesinde bana göre zaten düşmesi gereken bir borsaydı. Ama şimdi uluslararası piyasalara bağlı olarak düşüyor. Hatta uluslararası piyasalara göre daha az düşen bir borsamız var. Bütün borsalardan dünyadaki bütün borsalardan daha çok şişmiş balon haline gelmiş bir borsamız var ve bu balon patladığında emin olun en çok bu işin altında küçük yatırımcılar kalacak. Her zaman uyarıyorum, bir kez daha uyarıyorum sizleri. Dolar 7.68 seviyesinde, cuma günü 7.62'ye geldiği zaman herkes ya gördünüz mü 7.50'ye gidecek, 7.40 olacak, 7.30 olacak, 7 olacak falan gibi söylemlere dönmüştü olmayacak arkadaşlar. Doların gelip gelebileceği yer burası. Dolardaki yükselişin çok daha agresif olduğunu görmeye başlayacağız. Ve şunu söyleyeyim sizlere dolar faiz arttırılsa da arttırılmasa da 8 liranın üzerine çok hızlı bir şekilde tırmanacak. Özellikle bu son gelişmelerle birlikte yurt dışında eğer ki dolar endeksi hızlı bir şekilde yükselirse siz bu yükselişin önüne geçemezsiniz. Dolayısıyla dolar öyle ya da böyle kendisini 8 liranın üzerine atar. Bir de sizin kırılganlıklarınızı bu işin içine kattığınızda 8.89 aralığına giden bir kur görürsünüz. Sonrasında da cari açığınız patladığında dış borçlarınızı finanse edemediğinizde artık alır başını gider kur. 15, 16, 17 liralarda bile tutamazsınız. Faizleri arttırırsınız. Faizleri arttırdığınızda da Türkiye'yi %40, %50 faiz ortamına sokarsınız. Bir tarafta 15, 16'lık bir kur. Dolardan bahsediyorum. Öbür tarafta %40'ların üzerinde bir faiz ortamına girersiniz. Bu sizin enflasyonunuzda %45-50 seviyesine getirir ve artık Kimse sizinle iş yapmak istemez, kimse size borç vermek istemez, kimse sizin risklerinizi üstlenmek istemez. Bir de risk puanınız binin üzerine çıkar. Neye uğradığınızı şaşırırsınız. Onun için çok tehlikeli bir oyun oynandığını söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Euro da dolara paralel Türkiye'de yükseliş eğilimini arttıracak ama Euro dolar paritesi bu koşullar içerisinde çok hızlı bir şekilde geriye gelecek. 2020'nin başındaki senaryoyu yaşıyorsak, yani başa döndüysek bir 0.6'ları zorlayan bir euro dolar paritesi görebiliriz. Amerika'daki teşviklere rağmen çünkü bu teşviklere rağmen dolar güvenli liman olarak görüleceği için endeks yukarı doğru gidecektir. Endeksin yukarıya gitmesi de euro dolar paritesinin 1.06'lara doğru çakılmasını beraberinde getirecektir. Şimdiden sizleri uyarıyorum. Sterlin cephesinde ise bambaşka bir tablo söz konusu. Mutasyonu uğramış virüsün ilk İngiltere'de çıkmış olması ve İngiltere Başbakanı tarafından açıklanmış olması nedeniyle sterlindeki satış baskısı biraz daha fazla olacaktır. Düşüş eğilimi biraz daha hızlı olacaktır ama en hızlı toparlanan para birimlerinden birisi de sterlin olacaktır. Çünkü çok şeffaf tutuyorlar ortamı. Çok hızlı ve acil önlemler alıyorlar. Toparlanma hızları bence Avrupa'dan daha hızlı olacaktır diye tahmin ediyorum. Gelelim altın onsuna. Altın onsunun bu seviyelerine hiç kanmayın arkadaşlar. Bu saatten sonra altın onsunun bu seviyelerde kalma ihtimali neredeyse imkansız önümüzdeki günlerde borsalardaki satış baskısı daha da artacak. Biz altında rekor denemelerini görmeye başlayacağız. Kimse şaşırmasın arkadaşlar. Ve petrol fiyatları 50 dolar seviyelerinden 20 dolar seviyelerine gidecek. Bu koşullar içerisinde Avrupa kapanırken, Amerika kapanırken, gelişmekte olan ülkeler kapanırken, ekonomiler durma noktasına gelmişken, uçuşlar tamamen durdurulmuşken Petrol fiyatlarının yükselmesi mümkün değil. Petrol fiyatlarında tekrar o negatif ortamı görürsek de kimse şaşırmasın. Önümüzdeki günler çok kritik. Sakin olmanızı tavsiye ediyorum. Günlük işlemlerden uzak durun ve panik yapmayın ve pozisyonlarınızı koruyun buradaki temel hedefinde paranızı korumak olduğunu unutmayın. Evet bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da izlemeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın.